Akaryakıt ve elektrik fiyatları Batı ülkelerinde aşırı derecede arttı. Ben gazeteleri takip ediyorum. Diğer sadece Finlandiya değil, diğer Avrupa ülkelerinde, dünyayı da takip ettiğimden herkes elektrik fiyatlarının artışından, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarının artışından yakınıyor. Finlandiya'da da 2 euronun üzerine çıktı benzinin fiyatı. Avrupa'da en fazla pahalı ülkelerden bir tanesi de Norveç benzinde. Norveç'te biliyorsunuz petrol var. Petrol olmasına rağmen benzinin fiyatını düşürmüyor. Finlandiya devleti de aldığı vergi yüksek, %60 civarında bundan. Vergiden ne yapıyor? Onu düşürmüyor. Niye diyor? Ben de toplu taşıma araçlarının ulaşımım iyi diyor. Sen özel araban varsa diyor, ne yap diyor? Kullanma diyor. Yani özel araba kullanmana karşılar. Niye? Çevre kirletiyorlar işte böyleleri. İşte ne diyor? Özellikle çevre kirletilmesi nedeniyle özel araba kullanmana karşılar. Şimdi mecliste ne yapıyor? Finalkı'da ya düşürün şu vergileri diyorlar. Düşürmüyor devlet. Ne yapıyor Finalkı'da? Diyor ki toplayalım diyor, 50 bin kişi imza atsın. Meclise kanun teklifi veriyorlar. İşte KDV'sini falan düşürün, akaryakıt fiyatlarını. Şimdi ona yöneliyorlar. Yani hükümetin bir tavizi yok. Fiyatlar yüksek. Şimdi elektrik fiyatları tabii hükümet akaryakıt, ama elektrik fiyatlarında zaten şimdi de Rusya krizi iyice çıkıyor. Ne oldu? Elektrik fiyatları yükselmiş. %100'e yakın bir yükselme var son aylarda elektrik fiyatlarında. Hani ne oluyor? Burada da devlet hiçbir şey yapamıyor. Çünkü yani enerjinin fiyatı Batı ülkelerinde yüksek. Geliyoruz Türkiye'ye. Türkiye bakın benzini 2 euronun üzerinde. Norveç bile benzin üreten bir ülke olmasına rağmen 2 euronun olduğu da üzerinde. Türkiye 1 euro civarında. Hani dünyada benzinin bir market fiyatı var diyelim. Uluslararası bir fiyatı var. Türkiye buna rağmen ne yapıyor? Yani en düşük vergilerini şunlarla bunlar halkına ulaştırmaya çalışıyor. Bu altın borsası gibi. Elektrik Türkiye'de artıyor. Avrupa ülkelerinde de artıyor. Hani elektrik şu dağıtımdaki biraz fazla giderleri kısılabilir. Ama sonuçta fazla bir etkin ona olmaz. Şimdi ne yapıyor Türkiye'de? Batı ülkelerinde. Burada da muhalefet var. Şu var, bu var. Bir kişi dile getiriyor ama mümkün değil. Devlet Türkiye'de hani arttı enerji fiyatı. Benim dedi. Artıyor ülkemde de. Yani bir halkın isteklerini karşılamıyorlar. Ne oluyorlar? İşte elektrik fiyatları, enerji fiyatları yükseldi. Bunları protesto edenler var. Kanada'daki işte konvoy, bunun bir şeysi de kamyoncuların hareketi. Buraya da yansıdı. Bunun bir diğer şeyi de akaryakıt fiyatları. Yani korona bahane ama akaryakıt fiyatları, enerji fiyatlarını protesto için Finlandiya'da yaptılar böyle şeyleri. Ama sonuçta bir değişiklik yok hükümet. Ama Türkiye'de ne diyor? İşte Türkiye'de iktidara geldiğin zaman ne yapacak diyor muhalefet. Aynı şeyi yapacak. Türkiye'de de ben diyor işte Kemal Kılıçdaroğlu, ben diyor elektrik faturamı ödemem. Yani Finlandiya'da bir tane böyle bir muhalefet liderinin planı programını görmedim. Yani neyi ödemeyeceksin? Finlandiya'da bir parti lideri elektrik faturasını ödemezse ne olur? Onun elektriğini, evinin elektriğini elektrik şirketi keser. Türkiye'de de böyle bir durumda gideceksin. Örnek olarak onun elektriğini ne yapacaksın? Elektriğini keseceksin. Sen iktidara geldiğin zaman ne yapacaksın diye bir proje var mı? Yani arkadaşlar bakın, yurt dışından Türkiye'deki siyaseti takip ediyoruz. Niye? Ben siyasetin içinde bir kişiyim Finlandiya'da. Ve çok tecrübem var. Çok seçim tecrübem var ve komisyonlarda da bulundum. Yani devletin işleyişi bu şekilde. Şimdi bir şey söyleyelim. Gelelim hemşerimiz Ekrem İmamoğlu'na. İstanbul'da ne diyordu? İşte suyu %40 indirim yapacaktı. Ekmeğe bedava, suyu da bedava lafları geçiyordu. Şu anda ne oldu? Her şeye zam yapayım diye çırpınıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu. Şimdi belediye tamam, akaryakıt fiyatı arttı. Şimdi belediye diyorsun zam yapacağım. İşte suya %100'ün üzerinde zam yapacağım. Bakın Esinki Belediyesi otobüs, yani toplu ulaşım araçlarında ne yaptı? Bir artışa şu ana kadar gitmedi. Aynı durum burada da var. Yani fırladı gitti akaryakıt fiyatı veya elektrik fiyatı, tramvaylarda kullanılıyor ya. Ona gitmedi. Su fiyatlarında da artışa ne yapmıyor? Gitmiyor. Niye? Temel bunlar ihtiyaçlar. Şimdi Avrupa'ya bir sistem getireyim diyorsun. Ya diyorsun, ondan sonra da ben diyorsun gel elektrik fiyatlarını artırayım diyorsun. Arttı elektrik fiyatları. Arttı. Ben diyor işte bir akaryakıt fiyatları arttı. Zam yapayım. Ekmeğe niye zam yapıyorsun? Belediye ekmeğini 2 TL yapıyorsun. Şimdi un
bakınız hasat ne zaman yapıldı? Aylar öncesinden. Şimdi fiyatların artışı ne zaman? Şimdi. Buğdayın fiyatı nasıl artıyor? Ben onu anlamıyorum. Her şey bitmiş. Tarım zamanı şu anda. Tarım ürünlerini almışsın o zamanın fiyatından ama şu anda onlar sayesinde zam yapıyorsun. Böyle şey biraz ne yapıyor? Yanlış oluyor. Finlandiya'da ne diyor? Büyük şirketler var. İki tane büyük KVS market diye iki tane ayrı ayrı. Bir de Almanların Lidl'i var. Şimdi okuyorum gazetede diyor ki bunlar diyor zam yapacaklar ama uluslararası alıyorlar işte muzudur, portakalı şunları bunlar işte diğer ürünleri yurt dışından alıyorlar. Bunlar eski anlaşma yaptıkları için şu anda diyor eski anlaşmadan mal aldıkları için fiyatlara yansıtmıyorlar. Buralarda marketlerde öyle bir şey yok. Geçen 5 kilo patatesi 1,5 euroya aldım yani 30 sent kilosu onu bile satıyorlar ama normalde 60-70 sent 50 sent ne oluyor? Ya indirim yapıyorlar. Gidiyorsun 1 euroya işte 250 gram kaşar peynir alıyorsun ki Rusların bayıldığı normal fiyatı 4 euroya geliyor kilosu. Normalde 12-13 euroluk kaşarı gidip ucuza satıyorlar. Yani maliyetine biraz gelsin dükkanıma müşteri diyene. Yani ben 1 euroya muz alıyorum Finlandiya'da veya bazen 80 sente euro olarak düşünüyoruz. Türkiye'de aynısını alamıyorsun adam Güney Amerika'dan getiriyor. Portakalı ucuz alıyorsun. Ne yapıyorlar? Bu marketler milleti ne yapmıyor? Düşünüyor. Yani yok iktidar muhalefet olayım da iktidara yakın olayım, muhalefete yakın olayım olayı yok. Yani Türkiye'de işte Tarkan'ın bir şarkısından ki adam onu belki korona nedeniyle yazmış. Ah şarkılar hükümet düşüreceksin. İşte diye manavlar artırsınlar fiyatı. İmamoğlu da ne yapıyor? Diyor ki basayım diyor ekmeğe zam bastım. Basayım diyor ulaşıma zam bastım. Basayım diyor suya diyor. Millet niye pahalılık var diyene bir daha hükümete oy vermesin. Ya İstanbul'u sen yönetiyorsun. Temel şeylere, ürünlere veya işte ulaşımdır, sudur, ekmektir, şunlara bunlara sen ne yapacaksın? Başka taraflardan kısıp ona aktaracaksın. Senin 1 milyar TL'ye yakın tanıtım bilmem şeyin bütçen varmış. Aktar onu beri tarafa ya. Böyle Felsinki Belediyesi'nde böyle bir şey yok ki. Ben işte komisyonlarından buldum belediyede öyle veya böyle sistem biliyorum. Böyle bir şey yok. Ama sen ne yapıyorsun? Uyduruk kaydırık şeylerden esirgeme. Ondan sonra ne yap? Oraya zam, buraya zam. Ankara Belediyesi niye aynı şeyi yapmıyor? Mansur Yavaş çalışıyor. Çenesi senin çenen çalışıyor hemşerim ya. Şu İngilizce işinde bilmiyorsun. Nasıl İngilizce okulu bitirmişsin bilmiyorum. Ya bu I love you İngilizcesi de değil. Bari bilmiyorsun okuma. Ya da telaffuzunu birisi yazsın sana onun altına oradan oku. Yani o kadar da yok. Bir de Batı ülkeleri gelip kendilerine kendi ülkeni şikayet etmeyi sevmezler. Senin Cumhurbaşkanı'ndan bir problemin vardı veya başkasından bir problemin varmış. Vardır. Almanya'da bununla ilgili veya başka ülkede konuşmaman lazım. Evet, enerji fiyatları burada da arttı. Herkes ne yapıyor? Zor durumda ama hiç kimse ne yapmıyor? Bu şekilde hükümete veyahut başka taraflara beryansın etmiyor. Sadece hükümetten biraz daha vergi düşürsen diye şu kadar da belki ucuz olur diyor. Hükümet de ona ne yapmıyor? Yaklaşmıyor. Arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.